Herkese merhaba arkadaşlar. Arif abiyle Şanlıurfa'ya geldik. Birkaç gün burada işimiz var. Hem işimizi halledeceğiz hem Arif abiye Şanlıurfa'yı gezdireceğim. Diğer arkadaşlarımız çalıştığı için gelemedi. İnşallah onlar da bir gün gelir. Toplu bir şekilde geliriz. Arif abiyle elimizden geldiğince burada video çekeceğiz. Skeç de çekebiliriz. Karşılıklı. Ben de zaten uzun zamandır Arif abi seninle karşılıklı skeç de oynamıyordum. Sen neler söylemek istersin abi? Şanlıurfa'yı merak ediyorum. Bakalım dedikleri gibi var mı? Bakalım. Ben daha önce geldim. Balıklı Gölü gezdim. Bu sefer sana Halfeti'yi, Harlan'ı da gezdireceğiz. Eve gidelim abi. Yoldan geldik, yorulmuşsundur. Yarın kahvaltıyla başlayacağız abi. İnşallah. Arif hocam. He. Ciğer yemeğe gideceğiz. Kalk. Yok, karnım tok. Abi. Karnım tok benim. Kahvaltı ama Arif abi. Yemem. Karnım tok. Abi kahvaltı. Karnım tok tok. Kahvaltı. Arkadaşlar şu an Şanlıurfa'dan Suruç'a gidiyoruz ciğer yemek için. Arif hocam. Hayatında ilk defa böyle bir kahvaltı yiyecek herhalde. Uyuyarak gidiyor kahvaltıya. Arif abi kendine geldin mi? Kendime geldim ya, maşallahım var. Ne söyleyeceksin abi? Şöyle güzel setme kahvaltı olsun, yanında da patates kızartması. Ketçap da olsun mu abi? Olsun. Abi Urfa'dayız ya, ne patates kızartması, bak kahvaltım pişiyor. Abi buradaki ustalar hayatı seviyor, salatanı sen hazırlıyorsun, onlar sadece pişiriyor. Hemen al domatesini, soğanını al, salatanı yap Arif abi. Abi bu sistemin amacı ne, hemen soralım. Bu salata sisteminin. Yani size yani, rahat geliyor diye değil mi abi? Yok. İsteyene yapıyoruz zaten. Kahvaltın geldi Arif abi. Yani bakalım. Bu da güzelmiş ya. Olsun, serpme kahvaltı her zaman yiyoruz zaten. Bir de Urfa'nın yöresinden yemiş olduk. Yani deneyelim. Bir salata kataydın içine. Evet. İşte alışmayınca. Abi hazırladığın salatayı ciğer dürümünde kullanıyorsun. Evet. Urfalıların şöyle bir huyu var abi. Yemek hazır olana kadar kendi zevkine göre salatasını hazırlar, ciğerinin içine koyar. Yemese bile hazırlar. Aynen. Kalsa bile orada hazırlanır yani. O zaman o ustaya eline sağlık demeyecek miyiz? Diyeceksin de abi, bak. Ama kendimi sadece sallıyorum. Abi ye bakalım, bir tat ondan sonra bir bakalım. Nasıl abi tadı? Abi ilk defa yiyorum ya, sabah kahvaltı. Aç karnına yemek nasıl biliyor abi? Bilmiyorum. Demek ki buranın yöresi yani. Yoksa bu şeker mi? O şekerdir. Ben şekerin ne alakası var? Yemekten sonra çay için oraya koymuşlar. Tuz bak burada. Al abi tuz. Şeker mi attın Arif abi? Şeker attım. Ben ne bileyim, böyle ciğerin yanında şeker niye oldu anlamadım. Abi biri şeker. Sırpak mı olur, baksana. Ya belki ama kaya... Arif abi de haklı. Şimdi masada olunca Nusret gibi tuz atacak sandı. Kaya tuzu zannettim ben de. Abi hesabı Arif abiye mi veriyorsun, sana mı veriyorsun? Yarısı da mı yarısı? O zaman sevdin mi o işimizi? Ya? Tamam, bu güzelmiş. Hocam. Acıdır abi ya sen. Abi merak etme, acımızı paylaşırız diyor. Abi iso çok olduğu için her şeyi kullanıyorlar. Aynen öyle. Sadece elimize mi koklayacak mıyız? Koklu abi, bu kokusunu yorumla. Allah'ım.
Efendim bu da Karagül kolonyası. Abi yüzüne dünyada fazla sürme. Dünyada sadece Halfedir'de yetişen, Halfedir'de çıkan siyah gülün kolonyası. Dizisi de vardı Karagül. Evet, Karagül dizisi. 111. Aynen. Bölümden Arif abi oynadı. Oynadı orada. 111. bölüm. Evet. Arif abi kokla Karagül'ü de. Karagül güzel. Çok güzel abi. Kokuyor. Karagül daha güzel. Evet. Gibi şeyler. Çok az abi gitmesin ha. Abi eyvallah. Bana fıstık kokusu geliyor mu? Evet. Nasıl? Evet. Güzel. Abo çok güzel. Abi ben kayıttan çıkıyorum ha. Vallahi çıkıyorum ben çekemem. Yemin ederim bir şey. Ben çekerim Arif abi. Şey yok. Abi vallahi çok. Çok sallanıyor Arif abi. Abi çekme çekme vallahi çekme. Suya düşer. Olsun bu kadar insan. İnsanlar bu kadar geçmiş yani. Şey yok ya. Abi böyle gidiyor gibi ya. Şey hiç kimse yok. Vallahi insan yok. Ama geçmiş gelmiş ya. Yani. Ha buralar iyi buralar iyi. Arif abi. Abi. Şaka mı yapıyorsun? Vallahi yok. Yemin ederim yok. Tamam sen önden git önden git. Ben tutuyorum seni. Arif abi Harun'un elini tut Arif abi. Harun'un elini tut. Abi buradan geçen herkes niye korkarak geçiyor? Sallanıyor baksana bak. İnsanın başı. Oh. İç iç. Korkulacak bir şey yok ya kral. Yok abi ya. Basmanın köpeği ya sallanırız. Abi çok sallanıyor ama eskiden böyle değildi. Sallanmaması lazım. Daha çok halat attılar yani başka değişen bir şey yok. Belki biz ağrız ondan. Belki de. Yani böyle bir sağ bir sol yapınca biraz daha çok sallanıyor. Ama korkulacak bir şey yok sakin olun. Öbürünün de geçebilir. Size bir sallanmıyor. Arkadaşlar teknede müzik çalıyor, müzik çaldığı için konuşamıyoruz, telif yeriz diye. Şu an müzik ara verdi Arif abi, konuş. Çalmadan. Konuş Arif abi. Ha. Evet, geziyoruz tarihi yerlerimizi. Bağcı, ha, müzik gidiyor. Buradan sonrasını sesi kesik bir şekilde kendi müziğimizle dinleyeceksiniz arkadaşlar. Teknede sürekli müzik olduğu için konuşamadık çünkü telife gider. Burası Halfettin'in simgesi. Fatık Camii nerede oluyordu burası? Savaşan Köyü. Savaşan Köyü. Buradan Harran'a geçeceğiz. Konuşamıyoruz çünkü müzik var. Müzik altı vereceğiz gene görüntüleri. Arif hocam nasıl buldun? Çok güzel, muhteşem. Bizi takibe devam. Ben de heyecanla bekliyorum nerelere daha takip edeceğiz maşallah. Abi şöyle bir şey de var. Türkiye'nin her yeri güzel. Ben evet, Urfa'yı ilk defa gördüm buraları. Ben Urfa'yı Balıklı Göl'den ibaret biliyorum. Ya hayır, Urfa'nın bayağı bir gezilecek yeri var. Yani Türkiye'de abi bazen böyle gezdikçe daha güzel yerleri görüyorsun.
Sana da anlattım zaten. Evet. Mersin'e falan gelirken arabada tekken böyle gittiğim yollara görüp işte Türkiye'nin kıymetini bir kere daha anlıyorsunuz. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. İnşallah daha iyi yerlere gelir, daha güzel şeyler olur. Bana bir turist dedi ki, siz Türkiye'de 4 mevsim yaşıyorsunuz dedi. Doğru söylemiş abi, yaşıyoruz. Bütün ülkelerde 4 mevsim yok mu yani? 12 ay var, 12 ay. Hatta bazı ülkelerde abi sadece gündüz yok bazı aylarda. Evet. Şey, Norveç'te falan. Tekne turu nasıl? Tatmin ediyor mu? Yani manzarası güzel. Tekne zaten şey tekne yok. Turu manzara. Bu arada bak karşıdakiler oynuyor. Giderken Arif abi de böyle olur. Kalk Arif abi sen de mı kurban? Evet. Benimki niye ötekilerden eskik? Onlar sendikalı. Ben de Haranlı ya. Git ulan işine. Evet, Haran'dayız. Arif abi sen Haranlı mıydın? Yok, ben sendikalıyım. Sendikalı. Arif abi, şimdi Rıdvan belki... Rıdvan da gelmedi değil ben... mi? Sen daha önce gelmedin. Yok, burayı bilmediğim için şu an seni çekiyorum. Burası abi Haran Üniversitesi. Evet. Dünyanın ilk üniversitesi olarak, ilk eğitim alanı olarak, ilk medresesi olarak hatta öyle diyelim. Öyle anılıyor. Burası şu anda restorasyon aşamasında ama içeride kalıntıları var. Tabii içeri giremeyeceğiz. Sadece dışarıdan ufak bir göstereceğiz. Orada develer var. Arif hocam deveye binecek mi? Binerim. Vallahi binerse bindiririz. Binerim ya. Ben şu yer kafama takıldı. Abi bunlar normalde tren raylarının altında olan tahtalar var ya. Onlar. Sadece buraya çamur olmasın diye konulmuş. Bu da Haranlı bir kardeşimiz. Sen burada doğup büyüdün değil mi? Hı. Sen buranın tarihini biliyor musun peki? Hayır. Bilmiyorum. Biz öğretek sana bari Mersin'den geldik. Burası dünyanın ilk üniversitesi. Evet. O kadar. Dünyanın en güzel İlk üniversitesi. En... Okul okuyor musun? Evet. Hangi sınıfa gidiyorsun? 5. sınıfa. Karne nasıldı? 0. Niye 0 lan? Ha sen 100. Ha 100 mü? Ha sen de bin Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Sarıl Harun abi buraya bak. Arif hocam daha önce bindiğin emin misin? Arif abi korkuyor. Nasıl rahat mı Arif hocam? Korkma. sen korkun evet. Çocuk korkmuyor korkma, ki. Tut, sarıl bana sarıl. Korkma Arif hocam. Kıyafetleri giydik. Ahmet bize rehber olmaya devam ediyor sağ olsun. Burayı bir göster Harun gözüküyor mu?
Kubbeler. Burayı şöyle tarif edeyim. Az önce de anlattım. Az önce anlattığımdan bir tek bir farklılık var. Evet. O da Emeviler döneminde yapılmış. Onu eklememiştik. Bir de ben bir taş demiştim. Dört taş varmış. Dört taşı çektim de burası çöküyor. Aynen. Burası direkt domino etkisiyle çöküyor. Bir de şöyle bir durum var. Abi anlattı. Çok ilginç. Ben de ilk defa duydum. Emeviler döneminde vergi ödemeyen arkadaşların evlerinin dört taşını birden o zaman işte atlarla falan çekiyorlarmış. Evini yıkıyorlarmış. Vergi sen de yeni öğrendin değil mi Ahmet? Arif abi vergi ödemiyorsun evini başına yıkıyorlar. Var mı böyle bir şey? Zaten şimdi de vergi ödemiyorsun evini başına yıkılıyor. Neyse mutfağı falan göstereyim. Arif hocam yılın en iyi Arap ödülünü sana veriyorum. Bu ödül ananın ak sütü gibi helal olsun sana. Keşke sanatla ilgili olsaydı, tiyatro ile ilgili olsaydı. Ahmet burası neresi? Mutfak. Bu arada biraz önce gördüğümüz yer, o tarihi eserlerin olduğu yer. Gıdaların konulduğu yer, kuru gıdaların. Burası da Arif abi pişirme yeri. Yani mutfak. O ne Arif abi? Şimdi doğrama tahtası ne abi? İşkence evet. Aleti mi abi? Ne onu? Arif abi bir fikrin var mı onunla ilgili? Bura kışın soğuk, yazın sıcak mı oluyor? Yok, tam tersi oluyor. Abi yazın sıcak, soğuk değil şu an. Aslında yazın serindir, kışın sıcaktır. Kandırmışlar, bura çok sıcak. Abi bu ne? İşkence mi bu? Bu demir kafaya mı vuruyorlar? Sünnet mi oluyor? Sünnet. Araya koyuyoruz. Bir öte şahar. Deveye almış. He, tımar mı? Evet. Tımar. Ha, deve kaşıyor. Deve tımarı. Dur, anladım. Arif hocamı bir kaşıyım ben. Dur Arif hocam. Ha böyle. Evet, iyi. Abi bak. Hadi diğer odaya gidelim. Diğer odalara gidelim Arif abi. Arkadaşlar Harran'ı elimizden geldiğince gezmeye çalıştık. Daha gezilecek yerler de var. Senin isim neydi? Şevval. Şevval sen? Cemile. Şevval'le Cemile ile Harran kapanışını yapıyoruz.